Yarma bari bira dök, alkol ya, dezenfekte eder. Oğlum sen filmde gördüğünü söylüyorsun ama o filmlerde ne döküyor? Viski döküyorlar. Vodka falan döküyor. Yüksek alkollü şeyler döküyorlar. Ancak öyle dezenfekte eder. Biranın alkolü ne ki? %5, %6 alkol. O çorba gibi bir şey bira dediğin şey. O daha çok orayı bok eder. Yapış yapış olur orası. Ay ya. Böcek gelir yani. Hiç daha kötü olur şu an. Hiç ellemeyelim. Deneseydik bir kere ya. Hayır abi ben yani diyorum sana daha kötü olur. Bir de tamam, nasıl görünüyor peki? Hani, bak ama doğruyu söyle. Vallahi Ozan yani ben yalan söylemek durumunda bırakılmayı sevmiyorum. O yüzden nanay ya. Ne kadar nanay? Dikişlik mi? Ameliyatlık şey, mı? Bilmediğim bir şey görüyorum yani orada şey... ya ameliyatla her türlü daha iyi olur. Öyle söyleyeyim sana. Her türlü yani zaten çoğu şey ameliyatla daha iyi oluyor ya. Ama dikişten geçmiş gibi biraz. Normalde hani dikiş dediğinde et görürsün. Ameliyat böyle... mı diyorsun yani? Tabi bu kadar. Ama bak şöyle düşün, hani ben 2012'de bir kusuma basıp düşmüştüm ya Eskişehir'de barda. Evet. Belim ne biçim olmuştu. Evet. Yerde fare gibi yatmıştım, hatırlıyor musun? Tabi. Doktor demişti ki bu kesin ameliyattık, senin fıtığın var demişti. Ama sonra burada Eyüp'te kayropraktör Mesut abiye gitmiştik ya. Evet. O şey demişti, Afyon'a gidin termal kaplıcalara. Hani bir iki hafta orada bir yumuşatın eti. Sonra bana getirin demişti. Ben ameliyatsız düzelteceğim demişti. Yani ameliyatsız da geçiyor bazı şeyler. Bu da öyle olsun ne olur ya. Yok bel başka ama bu daha bir sanki yani açık yara çünkü onun şey ona bakan doktor da başka, bu kayropraktörle ilgili alakalı bir şey değil. Sen çok nefesini de şey yapmamaya çalış, harcamamaya çalış, oraya bastırsa. Ya bastırıyorum, kolum çok yoruldu, sol kolum. Sağ koluma geçsen mi? Hayır, bak ben görüyorum. Çekmeyelim. Hayır çekme, sakın çek. Geçti işte. O zaman çekme işte ya, görüyorum ben buradan ya. Sen tutsaydın, sen tutsaydın o zaman. Oğlum ben ete değemiyorum işte, ben biliyorsun zaten benim ete değemediğimi. Bir tane... Üstüm kalmıştı artık zaten, kan olmamış, o da bok oldu ya. Ya Erman bağırma ya, Ölen adama bağırıyorsun ya, inanılmaz bir insansın gerçekten. Ama bir yani senin ya. Biraz şeyin bu, hayata bakışımız ölüyor olma seni otomatik haklı yapmıyor o zaman. Şu an seni, sen oradaki durumunu bilecek halde değilsin. Büyük ihtimalle beynine giden kan da azaldı. Sen beni dinleyeceksin şu anda. Çekme diyorsam çekmeyeceksin elini. Bak ne olduk. Ya zaten kanın tadı da bok gibiymiş ya. Böyle arada derede parmağımı kesince hani emiyordum. Tadı güzelmiş diyordum da. Böyle çorba gibi galon galon içince çok kötü oldu. Midemi kıydı. En azından bir ekmek bir şey yeseydim, bastırsaydı ya. Çok kötü. O ciğer gibi böbrek gibi bir şey olmuştur senin ağzının içi de. Ben zaten şaşırdım. Sen karnından bıçaklandın. Senin karnın ağzına niye kan geliyor ki? Burnuna nasıl kan geliyor yani? Nereye karışmış olabilir ki? Erman sistem bu, devir daim. Ayak parmağının ucuna kadar gidiyor bu kan, beynine de çıkıyor. Aynı kan. Bilmiyorum, çok ilginç geldi bana da şimdi. Bu takılınacak şey yapılacak, üstüne kavga edecek şey değil zaten şu anda. Şu an senin iyiliğin daha çok önemli. Oha. O zaman şimdi moral bozmak gibi düşünme. Şey gibi de düşünme yani öyle öyle dedik diye öyle olacak diye de düşünme ama sen kendini şu an ölecek gibi düşün. Şu an şey var mı? Yarım kalmış işim falan var ama şunu şuraya götürün. İşte bu benim mirastan payım, kardeşim az falan, öyle önemli, gerçekten önemli bir şey var mı? Vasiyet mi? Vasiyet gibi düşünme yani şey gibi hani yarım kalmış iş, hani şunu şöyle yapın ya da böyle bilgisayarımı bir şey yapmışsındır masa üstünde. Ferhan'ı Galatasaraylı yapın. Ferhan'a biz kesin karar verdik Ebru ile, o yaşı gelince kendi karar verecek, biz karışmayacağız. Şimdi böyle söyleyince de hemen de aklıma gelmiyor da bilmiyorum ya. Mevlüt abi kilitli benim tuvalette evde, usta var ya. Evet. Onu çıkar bari evden. Yazık, adam korkar şimdi. Kimsesiz kaldı içeride. Mevlüt abi niye kilitledin sen tuvalete? Ev arkadaşım olsun istiyordum. Tartıştık. Anlaşamadık. Olmam ben senin ev arkadaşın dedi. Ben de biraz düşünsün. Kendine süre tanısın diye.
tuvalete kilitledim ama akşam açacaktım. Ben ne bileyim bugün bıçaklanacağım ya. E o zaman peki ben ne zaman gideceğim o Eyüp abi açacağım da ha? Eyüp değil, Mevlüt. Mevlüt abi ne zaman gidip açacağım? Bilmiyorum Erman, bu akşam aç işte. Gerçi yemeği var, ben ona kilitleyeceğim diye önden sandviç koydum. Ne kadar durur yani? Bilmiyorum, su da var, kettle da var, sıcak soğuk bir şeyler içer. Bir gün iki gün durur yani, ben en kötü perşembeye kadar açman lazım. Çok tadım kaçtı abi ya. Abi perşembe ama sen hiç durduk yere öyle bir şey çıkartıyorsun ki bana. Perşembe, yarın zaten benim full dolu. Tamam gitme Erman, gitme. Ben şu an ölüyor muyum, kalıyor muyum onunla ilgileniyorum. Gitme tamam mı? Bir şey istemem, benim gitme. Benim de derdim aynı. Sadece sana şey soruyorum. İki tane, yani perşembe, cuma olur mu? Olur. Sabah tamam. Git ama cuma gideceksen, akşama bırakma. Tamam abi, ayarlayacağız. Peki bir şey soracağım, kendi çıkabilir mi? Hani kendi böyle eşyası, hani yanında sonuçta... Kettle'ı metal'ı kullanıp bir şey çıkarsa bilmiyorum. Çıkamaz herhalde. Her şey için söylüyorum, boş boşuna gitmiyor. Ya cuma gideceğim, bir bakacağım adam çıkmış, gitmiş orada. Alıştın sen bu yere tükürmeye ha. Bir şey söyleyeyim mi Ozan? Bu kadar kanman ağzından geliyor, buradan çıkıyor falan. Hiç ona rağmen ölmedin ha. Bayağı iyisin yani. Bir şey söyleyeyim mi? Bir 10 dakika daha ölmezsen çağırdım ambulans. Tamam. Ölmezsin çünkü belki. Evet. Tamam. Belki yani bayağı güle oynaya da eve döneceğiz bu hikayenin sonunda belki. Tabii. Belki ambulansla halledecekler. Aha. Zaten böyle bak kaç dakika oldu, 20 dakika oldu şu pozisyonda yatıyoruz yani. Bu senin belinin için de hiç iyi değil. Benim bacaklarım da şu an çok kan dolaşımı kesildi. Bacaklarımda bayağı hissetmiyorum ben bacaklarımı. Dertler.